Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin. Buyurunuz Sayın Şevkin. Diyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kooperatifler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci bölümü üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Gelir düzeyi düşük, sermayeleri yetersiz insanların bir araya gelip ekonomik güç sağlanmasına imkan sunan kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ülkemiz için vazgeçilmez ve büyük bir öneme sahiptir. Tek taşla duvar örülmez denilir Anadolu'da. Dolayısıyla bu manada kooperatifçilik önemlidir ülkemizde. Bireylere kendi işinin sahibi olma duygusunu hissettiren, istikrar ve kazanmayı sağlayan kooperatiflerin şeffaflığı gerek ortaklar arasında gerekse kamuoyu nezdinde güvenin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Değerli milletvekilleri, kırsalda yaşayan insanlarımızın ürettiği ürünlerin ekonomik olarak yaşayan insan pazarlanmasında kooperatifler önemli bir yere sahip. Her geçen gün artan dünya nüfusu ve gıdaya olan ihtiyacın artması bunu daha da zorunlu hale getirmektedir. Büyük ölçekli işletmelerin karşısında sürdürülebilir bir üretimin yapılmasını sağlayacak tek yol desteklenmeleri, kooperatifleşmelerden geçmektedir. Dolayısıyla üreticilerin kendilerini geliştirmelerine, ürettikleri ürünleri pazara ulaştırmalarında kooperatifler ve üretici örgütler önemli rol oynamaktadır. Küçük çiftçilerin altyapı, yeni teknoloji imkanlarına ulaşmalarının yegane yolu kooperatifleşme ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda kullanılacağı ekipmana, bilime, teknolojiye, krediye uygun depolama, nakliye ve pazara erişimde kolay olacaktır. Aynı zamanda ürünlerini çiftçiler hak ettikleri fiyata satmalarının önünü de getirmiş olacaktır. Kooperatiflerin özellikle kuruluş aşamasında desteklenmeye ve ürettikleri ürünlerin pazara ulaşmasında mutlaka soğuk hava depolarına ve ürünlerinin tüketiciye ulaşmasına, aynı zamanda satış ofislerine de ihtiyaç vardır. Sayın milletvekilleri, teklif geneli itibariyle olumlu. Ancak tabii kooperatiflerin taleplerini karşılamaktan ve kooperatiflerle üst kuruluşların hali hazırda var olan ekonomik ve finansmana yönelik sorunlarının çözümünden uzaktır. Her ne kadar katılımcı bir anlayışla hazırlandığı ifade edilse de kooperatiflere ve üst kuruluşlara daha önce iletilen taslağın aynısı olmadığı, TBMM'ye sunulan teklifin daraltılmış olduğu görülmektedir. AKP tarafından verilen teklife komisyon aşamasında yine AKP milletvekilleri tarafından 7 ayrı değişiklik önergesi sunulması bir ciddiyetsizlik örneğidir gerçekten ve hazırlıksız olunduğunu göstermektedir. Kanun tekliflerinin uzmanlıkları yönünden tali komisyonlarda ele alınmaması da yine ayrı bir handikaptır. Kooperatiflerin üst kuruluşlarını ve üreticilerinin sorunlarına çözümü içeren önergelerimiz reddedildi. Yeterince tartışılmadı. Teklif önergelerimiz üzerinde yeterince tartışılmadan reddedildi. Yeni yapılacak düzenlemeler için maliyet, fayda, etki analizleri yapılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya başlanmasından beri tekliflerin düzenleyici, etki analizlerinin yapılmadığı görüldü ve bu görüşmeler sırasında da maalesef komisyonda da bunlar değerlendirilmemektedir. Sayın milletvekilleri, teklif ile ilgili olarak bir diğer eksiklik, yine teklifin gerekçesinde Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda bahsedildiği halde 2011-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın olmaması nedeniyle 2012-2016 yıllarını kapsayan bir eylem planına göre hazırlık yapılmasıdır. Bu husus komisyon görüşmelerinde anlaşılmıştır. Değerli milletvekilleri, çağdaş kooperatifçilik bilindiği gibi 1863 yılında memleket sandıklarıyla başlamıştır Türkiye'de ve ülkemizde kooperatifçilikte sadece bir otorite değil, çeşitli bakanlıkların uhdesinde kooperatifler vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 33 bin
938, Ticaret Bakanlığı çalışma alanında 12.327, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma alanında 11.499 kooperatif olmak üzere toplam 59.764 kooperatif faaliyet göstermekte olup 6.328.000 üyesi bulunmaktadır bu kooperatiflerin. Evet, bu rakamlar uluslararası ölçekle kıyasladığımızda maalesef Türkiye kooperatifçilikte oldukça geri kalmaktadır. Avrupa nüfusunun %17'si kooperatif ortağı konumundayken maalesef ülkemizde tarımda kooperatifleşme geride kalmıştır. Danimarka'ya göz attığımızda bu oran %98, Hollanda'da %95, Almanya'da %76, Kanada'da %75, ülkemizde ise %13 seviyelerinde kalmıştır. Değerli milletvekilleri, en büyük 300 kooperatif listesinde Hollanda 17 kooperatifi var. Hollanda'nın ve gayri safi yurt içi hasılasının %12'sine karşılık gelmekte bu kooperatifçilik. Finlandiya'da ise 9 kooperatif bu listede yer alıyor ve bunların ülke gayri safi yurt içi hasılasındaki payı ise %16 civarında. Türkiye'de kooperatiflerimizin gayri safi yurt içi hasılasına dair ise ne yazık ki ciddi bir veri noksanlığı vardır. Bununla da bu nedenle erişilememiştir. Rekabetin dünyada kooperatifçiliği her ne kadar ilerlemiş olduğunu gösterse de ülkemizde kooperatifçiliğin ne kadar geri kalmış olduğu maalesef gözler önündedir. Tabii ki kooperatifçilik geliştikçe demokrasinin de gelişmiş olduğu ülkelerde kooperatifçilik gelişmiş oluyor. Çağdaşlığın, büyüklüğün, istihdamın yoğun olduğu ülkelerde de bu paralel ilişkinin olduğunu görüyoruz. Tam bu noktada değerli milletvekilleri, Adana'da Çuko Birlik'ten bahsetmek isterim. Çuko Birlik 1940 yılında kurulmuş yer fıstığı, pamuk ve yağlı tohumlar birliği olarak, satış kooperatifi birliği olarak kurulmuştur. Ceyhan ve Tarsus tarım satış kooperatifleri bir araya gelerek Çukurova bölgesinde pamuk üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek ve üreticiye destek sağlamak amacıyla 275 üyeyle kurulmuş olan Çuko Birlik maalesef şu anda tamamen gözden çıkarılmış durumdadır. Sadece merkezi entegre tesislerinde 10 bine yakın eleman çalışırken bu tesisler Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış ve burada yüz binlerce insan çalışırken maalesef iş, aş, ekmek kapısı ve umudu olan Çuko Birlik bizim bölgemizin tamamen şu anda elden çıkarılıyor. Adeta peşkeş çekiliyor. Bundan kısa bir süre önce 41 dönümlük arazi üzerinde en son Mihmandar Kooperatifi de satışa çıkarılmıştır. Buradaki sorun arkadaşlar, raiç bedeli olarak 56.500.000 lira fiyat biçildiği halde maalesef satışı 30.810.627 liraya gerçekleşiyor. İki farklı raiç bedel ve satış nedeniyle ortada bir yetkili ve yetkisiz firma kaosu yaşanıyor. Yani Yağma Hasan'ın böreği. Arkadaşlar, Çuko Birlik hazine müsteşarlığınca oluşan fiyat destekleme DİFİF kaynaklı yeniden yapılandırılan borçların ödenmesinde sıkıntı yaşadığını açıklıyor ve 108.750.000 lira DİFİF kredi borcu olduğunu ifade ediyor. Satıştan ne kadar alınıyor? 35.500.000. Arkadaşlar, aklımızla alay mı ediyorsunuz? Üretimin bu kadar yoğun olduğu, yüz binlerce insana hitap eden, hem mal varlıkları hem de üretimden uzaklaşılan Çuko Birliği nasıl ifade edeceksiniz? Yani hem kooperatiflerle ilgili yasa çıkarıyorsunuz, bir taraftan da bu kadar önemli bir kuruluşu kapatıyorsunuz. Pamukla birlikte soya, kanola, ayçiçeği üreticisi serbest piyasa koşullarına ezdirilmiyor burada. Gübre, tohumluk, küspe desteğinde bulunuluyor. Özellikle pamuk üreticisinin ekmek kapısı olan ve tüccara ezdirmeyen, tekellere ezdirmeyen bir yapı olan Çuko Birliği gerçekten nereye koyduğunuzu, nasıl konuşlandırdığınızı bilemiyoruz. Ve bu meclisin, yüce meclisin bir an önce Çuko Birliği yeniden etkin günlerine kavuşturması gerektiği çağrısını buradan yapmak istiyorum. Üretmek zorundayız arkadaşlar. Üretmediğimiz sürece kooperatiflerin ne anlamı var? Değerli milletvekilleri, yeni düzenlemeyle yine kooperatiflere bir düzenleme getirilmek isteniyor. 46 milyon Sayın Cumhurbaşkanımız tabii tarım kredi kooperatifleriyle ilgili gezerken gofret, bisküvi ve benzeri gibi abur cubur şeyleri satın aldığında ülke ne kadar ucuzmuş diye adeta aklımızla dalga geçiyor arkadaşlar.
Sanki insanlar karnını gofretle, bisküviyle dolduruyormuş gibi. Bununla dalga geçerken tüm üretim alanları özelleştirilip elden çıkarılırken bine yakın tarım kredi kooperatifinin açılmaya da Cumhurbaşkanlığın emriyle sevk edilmesi ayrı bir ironi, ayrı bir komedi durum gerçekten. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye buradan sormak isterim. Evet değerli milletvekilleri, tabii yine bu tarım kredi kooperatiflerinin zarar ettiği ortadayken Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın net maaşının 62.500 Türk lirası olması ayrı bir handikaptır. Zarar eden bu kurum dururken Genel Müdür hangi başarısından dolayı bu maaşı almaktadır arkadaşlar? Değerli milletvekilleri, evet dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığında Türkiye'de kooperatifçilik oldukça geridedir. Kadın ve engellilerin yanı sıra gençlere de destek verilmesini önerge olarak sunduk. Ama maalesef reddedildi komisyondaki oylarla, çoğunluk sayısıyla maalesef reddedildi. Ben yine Adana'dan bir iki örnek vermem gerekirse, uyuşturucuda üçüncü kent olan Adana yine suça sürüklenen çocuk sırasında 13. doğum yapan küçük çocuk sıralamasında 7. olan Adana her seferinde sizi birinci yapıyor Sayın AK Parti milletvekilleri. Ama Adana'ya şaşı bakıyorsunuz. Yeter artık. Adana'da gelin Çuko Birliği canlandırın. Üretim alanlarını açın. Ya gideceksiniz.